Koronavirüsün dalgalı seyri sürüyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte tehlike artıyor. Uzmanlar rüzgarlı havada 1,5 metre sosyal mesafenin biraz daha artırılmasını istiyor. Yani normalde virüs ortalama 1-2 dakika içinde havada asılı kalabiliyor. Eğer siz yolda geçen biri öksürüyor, hapşırıyorsa ve siz hemen yakın bir sürede yanından geçiyorsanız çok zor bir ihtimal olmakla birlikte rüzgarlı hava ise eğer size tabii bulaşma ihtimali olabilir. Bundan önüne geçebilmek açısından özellikle mesafemizi daha fazla 2 metre, 3 metreye kadar çıkarabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda olacaktır. Pandemi nedeniyle birçok ilde açık alanda yürüyerek sigara içmek yasaklanmıştı. Uygulama Kütahya'da da devreye sokuldu. Ekipler yasağın ardından denetimlere başladı. Kurala uymayanlara göz açtırılmıyor. Sigara içen vatandaş dakikalarca dilde dökse cezadan kurtulamadı. İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin Genel Müdürü Mustafa Canlı yaklaşık 2 ay önce yaptığı bir açıklamada İSTAÇ personelinin de sağlıkçılar kadar tehlikede olduğunu söylemişti. Özellikle bu pandemi süresi içerisinde gerçekten belki de sağlık çalışanları kadar bizim çalışanlarımız da tehlike altındaydı. Sağlık hizmetlerinde kullanılan bütün tıbbi atıkların en son toplandığı gelinen nokta bu. Risk altında olduklarına dikkat çeken Canlı, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi sürecinde en fazla fedakarlığı yapan sağlık çalışanları da bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Pandemi başlangıcında 40 günlük çocuğunu bırakıp gelen bir doktor, o süreci anlatırken kelimeler boğazına dizildi. Pandemi çıktığı gün benim kızım 40 günlüktü. Ondan sonra evden ayrılmak zorunda kaldım. 3 ay boyunca çocuğumu hiç göremedim. Ve şu anda 7 aylık, belki topu topu 1,5-2 ayımız beraber geçmiştir. Aile içinde temas durumundan kaçırmak zorunda olduğumuz için çocuklarımızı maalesef büyütemiyoruz. Bayramda bile görüşemediler. Ne Ramazan'da ne de Kurban Bayramı'nda bir aile olamadık. Özlemimizi, hasretimizi doya doya gideremedik. Aylarca ailesinden uzakta kalan doktor, kurallara uymayanları görünce boşuna mı kürek çekiyoruz diye düşünüyoruz dedi. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına mutlaka ama mutlaka uyalım. Bazen boşa mı acaba kürek çekiyoruz? Tamam onca evreyi sarf ediyoruz, hastaların çoğunluğunu tedavi ediyoruz, evlerine gönderiyoruz. Ama habire arkadan yeni hastalar geliyor, vatandaş kurala uymuyor. Acaba boşuna mı kürek çekiyoruz düşüncesi hakim oluyor. Uzmanlar ne kadar uyarırsa uyarsın, kurallara uymamakta ısrarcı olanlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehir hastanesi açılışı için Konya'daydı. Kentte cuma namazı kılan Erdoğan, açılış sonrası yine vatandaşlara çay dağıttı. Daha önce de olduğu gibi çay dağıtımı sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı.